Biliyorsunuz bizim 3 Temmuz davası bir kumpas davası tam sonuçlanmadı. Bizim de tabii bazı bakanlıklar açacağımız davalar var. Haziran başında federasyona var. Tabii burada tazmin edemeyecek konular da var. İtibarın. Bir dönem ülkede, Avrupa'da şike yapmakla anılmak. Veya borsa değerimizin ciddi anlamda düşmesi. Şimdi oraya dönersek, hatırlarsanız Fenerbahçe hem sportif açıdan, sadece futbol değil, takım sporları, evet, hem de finansal açıdan rakiplerini fersah ve fersah önündeydi. Çok. Doğru. Çok önündeydi. Bunu da en güzel ifade eden Rasim Bey. Rasim Bey çok meşhur açıklamaları var. Ben de bugün ona ne demek istediğimi sormak istiyorum. 3 Temmuz'a dönmeden önce. Buyurun. Müsaadenizle okuyayım. Ağustos 2015 Beyaz TV'de olmuş bu. 3 Temmuz olmasaydı, yani olaydan kaç, 4 sene sonra. 4 sene sonra. 4 sene 2 ay sonra. 3 Temmuz olmasaydı, bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın ön açılmazdı. Mümkün değil, kapatamazdı. Hiç şüphe yok, orada bir ittifak oldu. Galatasaray'ın çıkarları için yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Eğer hocanın çakal diye bahsettiği kişi, arkadaşınla, onunla da ben zamanında çok konuştum. Galatasaray'ın çıkarlarını nasıl savunduğumu, savunmak değil neler yaptık, yeri geldi Galatasaray'ın kayrılmasını da sağladık, açık söylüyorum. Onun için siz orada laf üretirken biz iş ürettik. Galatasaray Spor Kulübü 2011 itibariyle gömülmüştü. Doğru. 3 Temmuz olmasaydı biterdi. %100 dürüst konuşuyorum. Onun için palavra sıkmayın. Galatasaray Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi? Biraz düşünün bazı şeyleri. Ve devam ediyor. Şimdi ben bir vatandaş olarak, başkan olarak değil. Estağfurullah, ne demek bu? Bu şaka mıydı? Ne Yok. Demek istiyorsunuz? Doğruysa nasıl doğru? Kiminle ekip oldunuz? Yani ara kapanmayabilirdi bir müddet. Ama bütün kulüpler inişli çıkışlı dönemden yaşıyor. Tabii. Ama siz bunları 2005'te hocam var mıydı? 2015 Ağustos vardı. 2015. Vardı. 2015. Ama hoca vardı. Vardım. 2015 Ağustos. Şimdi biz Fenerbahçe'ye bilmek istiyoruz. Bu ne demek? Bence Galatasaray'a da zan altında bırakan bir açıklama. Başkan, çok güzel oldu sordunuz. Bunu da bence çok güzel müzakere etmemiz gerekir. O dönemle hesaplaşmamız gerekir. Ben bunu açayım. Evet, çok hep iyi bunu oldu. Açık olduğumu söyledim. Diğer konuş olarak çözülmeyecek bir şey yok. Aynen. Ben diğer konulara da, yani Ergenekon Balyoz'u da açık olduğumu, diğer siyasi konulara da söyledim. Çok doğru söyledi. Şimdi o dönem Galatasaray yöneticilerinin çok şımardığı bir dönemdi o dönem. O bahsettiğim. Ben tam kime de söylüyorsunuz onu da tam anlamıyorum. Burada bu havaya bunlar girince ben de gayri ihtiyari onu hatırlatmak istedim. Diplomatik değil. Siz de biraz öylesiniz. Ondan mesela sizin oyunuzu seviyorum. Dandun söyledim. 3 Temmuz'dan önce hakikaten Fenerbahçe çok büyük bir aşama kaydetmiş. Atılım kaydetmiş. Galatasaray çok kötü olduğu dönemdi. Adnan Polat'ın işte dönemi. Ki Adnan Polat da çok haksızlık edilmiştir. Galatasaray kulübü içinde. Ve elbette 3 Temmuz operasyonundan sonra Fenerbahçe yara aldı. Galatasaray'a Fatih Terim geldi. Ve o Ünal Aysal geldi. O boşluktan Galatasaray istifade etti. Elbette Galatasaray 3 Temmuz operasyonu içinde falan bir kulüp değil. 3 Temmuz başka bir siyasi operasyondu. Orada aslında hedef Aziz Yıldırım'dı. Yani orada belki başkanla farklı düşüneceğiz. Esas hedef Fenerbahçe değildi. Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Çünkü Aziz Yıldırım o dönem Türk futboluna çok hegemonya kurmuş bir karakterdi. Aziz Bey'i yok ederek Fenerbahçe'ye de geçirmiş. Tabii dolaylı olarak Fenerbahçe'de de, hatta o dönem için söylemeyeyim, meşhur biri açıklama yaptı. Ben başkanlığa adayım falan. 3 Temmuz'dan önce Zaman Gazetesi'ne, sonra bu operasyon oldu. Bunlar doğru. Ve ondan sonrasında Galatasaray için önü açıldı. Yani o manada bir, ama bir Galatasaray'ın planladığı bir operasyon değil. Bir şanstır Galatasaray için ve Fenerbahçe. Ama yine de Fenerbahçe o sezon başkan sonuna kadar geldi. Son maç gitti işte, o Kadıköy'deki meşhur maçta. Süper finaller. Aykut Kocaman da gitti. Bu doğru. Ben de Galatasaray ve o zaman daha da fanatiktim. Şu an daha
objektif bir insan haline geldim. O güne göre. Ve fanatik Galatasaraylıkla ve Aziz Yıldırım karşıtlığıyla da. Çünkü her ne kadar şu an tabii FETÖ mağduru oldu Aziz Başkan ama Aziz Yıldırım Başkan, bunu da söylemek zorundayım. Türk futbolunun aşırı hegemonik bir güçtü. Yani maalesef, şimdi isim vermek istemiyorum, bazı başkanlar, mesela siz kendi kulübünüz hakkınızı savunuyorsunuz. Ben ona çok saygı duyuyorum. Hiçbir kulübün başkanı sizden vay korkmuyor, etmiyor. İşte Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Şimdi başka isim vermek istemiyorum. Onları dahi kontrol edecek kadar bir güçtü. Bu normal değildi. Buna tepki olunca orada da işte onunla birleşti. Yani bunlar doğru. Ve tabii ki Fenerbahçe'ye bir gerileme. Aziz Yıldırım güç olabilir. Başarının getirdiği bir güç de olabilir. Ama kul hakkı yemedi. Suç işlemedi. Ya tabii başkan. Bir sene hapiste yatıldı. Başka evet, arkadaşlarla beraber de. Evet. Ben o zamanlar bir can derdindeydik. Sizin programlarınızı pek seyredemedik. Ama sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir bu. Kimsenin hakkını yemeyeyim. Ama spora girdi. Hocam yanınızdaki kişidir beni sokan. Yani başka evet, bir sebep evet, yok. Evet, sokan odur. Ahmet Çakar buydu. Ahmet Bey de geleceğiz. Tamam. Çünkü orada ikisi vardı. Ben her türlü cevap veriyorum. Tabii. O dönem bir Sinan yok muydun sen? Yoktu. Hayır. Selçuk Yılmaz Rahmet. Bir sene sonra. Başkan bir cevap vereyim bu konuda. 3 Temmuz konusunda başkan. Buyurun. Eğer Aziz Yıldırım'la barışmanıza ben vesile olacaksam bundan çok mutluluk duyarım. Çünkü bir Rasim Ozan karşıtlığı Fenerbahçe taraftan da vardır. Yönetimlerde daha da vardır. Rasim Bey kendiniz çok ciddi alıyorsunuz. Ya ciddiye aldım ya. Şöyle öyle oldu. Aziz Yıldırım kulak yemin. Başka. Şimdi ben bir şey demek istemiyorum da. Mesela ama bak. Şimdi ben, haksız. Ben şey, usul yönünden kesinlikle 3 Temmuz. Ya, usul esasa mukaddemdir başkan. Şimdi, o yüzden benim en önemli özelleştirim şu. Tamam, hocam da o gün bir şeyler dedi. Tabii de onu diyeceğim. Başkanım bak. Usul esası, o özünde söylediği şeyler, ben ona karşı değilim. Ben de söylediklerimin onun arkasındayım. 3 maç konusunda. Ama hayır, hukuken, başka bir şeyde alakası hukuken değil. Tamam sen kendi konuşursun evet. Hocam. Hukuken o operasyonlar en büyük hatamız. Hukukun temel ilkesi usul esası mukaddemdir, unutmuş olmamızdı. Usul yönünden o dava yanlıştı. Deliller şey toplanmıştı. Haksız toplanmıştı. Hatta ben hiç unutmadım, bir tape vardır. Kişi konuşsak yedirirdim. Şekip Mostro ona yıldım diyor ki sakın Ali bunları duymasın. Yani aslında sizin de hangi Ali? Siz. Ben hiçbir şekilde bu tür alengirli işlere girmeyecek bir insan olduğunuza kanıttı. Ali Yıldırım da olabilir. Hayır, yani hayır. Ali Koç. Ha, bilmiyorum. Ali Koç. Şimdi ben kendi açıma soruyorum. Sakın Ali Koç duymasın. Ha, şunu söyleyeceğim. Yani Aziz tamam. Yıldırım şimdi esasa bakarsak başkan, ben başka şeyler söylerim. Ama usul esaslar üstündür. O operasyonun amacı, yani kime yapılsa olurdu o. Bak ben başka Galatasaray'ın 97'siyle ilgili de çok dürüstçe söylemiş bir insanım. Mehmet Ağar'ın suratına söylemiş bir insanım. Şahit de Rıdvan'dır. Ya Mehmet, ne oldu orada? Mehmet siz olmasanız 97'de bu, ama Fenerbahçe tarihinde de hiç şike yoktur dediğimizde Mehmet Ağar ne yaptı? Bir şey demedi. Hayır. Yani ne yaptı da onu söylemeyi tercih ediyor? 97'de gücü olmuş. Bak ben bunu söylerim Galatasaray. Galatasaray'ın şampiyonluğu defalarca şey söylemişimdir. Başka ben böyle bir adamım. Diyor. Mesela onu hani Galatasaray'a orada Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Beş, 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ama başka sezonlarda Galatasaray'ın hakkının yendiği, Ali Şen dönemlerinde Fenerbahçe'nin aşırı kayıldığı dönemler olmuştur. Başka biz dürüstçe hesaplaşacaksak çok memnun olurum. Ama biz birilerini işte deminki mazlum örneği gibi birilerini döveceksek, bir günah keçisi ilan edip onu asacaksak, o zaman bu komik. Gelin Türkiye'deki bu şike teşvik kültürüyle yüzleşelim. Vardı bu. Tamam biz yüzleşelim. Biz şimdi kendi konumuzla bir yüzleşelim. Evet. Hocama da söyleyeyim. Mesela hocam 3-5 evet. sene sonra bir şeyler diyor ki çok mantıklı. Çünkü o dönemde devlet bir şeyler yapıyor. Savcısı, polisi, olsun olsun insan diyor ki ne oluyor? Tabii. Tamam mı? Şimdi sizde durum biraz farklı. Ne açıdan farklı? Hayır, bu çok önemli benim için. Yani ben buraya hesaplaşmaya falan gelmedim. Yok estağfurullah, estağfurullah buyurun. Ama oturup konuşacaksak. Kire, siz Bankasya'dan ev kredisi aldınız mı hiç? Ya çok eskiden evet. Aldınız. Kaç senesinde? Ya bu siyasi konu başkan. 2013 senesinde. Siyasi konu değil ya. Siyasiden yakası var.
2013 senesi başka, ben sizin bankanızdan mı kredi almışsınız? Yapı Kredi'den benim çok kredim vardır. Ödediniz mi? Ödedim hepsini. Buyurun sorun. Ödemediğim bir tane yoktur. Bankasya'ya 2013 yani şike, sözde şike şeyinden ama sonra. Şike şimdi abi, burada Fenerbahçe'nin niye derdi var? Mesela hocam da bir şeyler diyor. Ona da kızılabiliyor. Ama onun bakış açısı, perspektif farklı. Size olan tepki... Politik boyutu var bende. Hayır hayır. Size olan olabilir. Size olan tepki... Bu işin sözcülüğüne savunmuş bir pozisyonda olmanız. Doğru. Niye? En önde olmamdı. Niye? Doğrudur. Haklısınız. En önde mi bilmiyorum. Yani o dönem. Nereden işte buraya gelmiştik? Şeyden mi? Hangi? Bakalım hocam, Ali Koç. Nasıl? Ali Koç seni nasıl kayırıyor? Ettiniz? Ahmet Çakar. Söylüyorum. Hemen anlıyorum. Hangi gazeteden? Gazete falan değil. Televizyon. Rasim No Name'di. Yani sporda No Name'di. Evet. Sporla alakası hiç yok. Hiç yok. Ben Amerika'daydım. Yani şike operasyonu yapıldığı gün ben Amerika'daydım. Çocuğumu, aynen, kızımı, siyaset Cornell okuluna. Temmuz, çok Temmuz sonu galiba. Cornell, o şimdi orayı bitirdi kızım. Cornell'i bitirdi. Oranın yaz okuluna götürdüm. Sabah bir kalktım. Benim hanım ve rahmetli kayınpederim en az Sayın Ali Koç kadar, Sayın Aziz Yıldırım kadar hasta Fenerlidirler. Hanım, genel kurulu üyesi. Çok iyi tanırım. Bizim Onur'un da siz nikah şahidiniz, hanımın kuzeninin kızının. Şimdi... Vagonda seni kayırıyor başkan. Hanımın Fenerbahçeli diyor. Küfür ediyor. Yani bu operasyonu yapanlara döndük. Tapeler yayınlanmaya başladı. Ben şimdi burada devletin kurumlarına söylüyorum. Devletin kurumu MİT bu olayın bir kumpas olduğunu ortaya çıkartamamış. 2011 için söylüyorum. Jandarma istihbarat çıkartamamış. Terörle mücadele çıkartamamış. İşte istihbarat çıkar. Kimse çıkartamamış. Vatandaş olarak önümüze koydular. Ben de o tapelere baktığım vakit şike var dedim. Bugün 2011'e dönsem yine aynısını söylerim. Evet. Ben şimdi soruyorum. Devletin kurumlarına. O zaman Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruyorum. Hocam siz uyanamadınız, ben mi uyanacağım hocam, bunun kumpas olduğunu? Soru Rasim Bey nereden transfer etti? CNN'de görmüştü hoca galiba. Bu gece evet hata yaptım şu anda. Evet. Baktım ki şike karışık, ortalık karışık. Burada birazcık beyaz şeyler var. Transfer olmuştu. Önümüzdeki bir yıl futbol konuşmayacağız. Ben de Kanal Türk'ten Beyaz TV'ye transfer olmuştum. Osman evet. Gökçek dedi ki abi bir kadro kuralım. Sinan evet. dedi ki ben gelmiyorum. TV 8'de... Hayır hocam öyle değil. TV 8'deydi. Benim sözleşmem var. Asat'la başkan konuk oldu bize. Evet. Bizim sahibinde. Hatta ben seni aradım. Hocam sen gel bu sene, seneye ben tamam, gelirim. O sene gelemiyordun. O sene gelmedim. Benim bir tane... Ağzı laf yapan, televizyonda elektriği olan, futboldan olması gerekmeyen bir adama ihtiyacım vardı. Rasim'i aradık. Aha da bu işte. Evet. Galatasaray olduğunu da biliyordu. Rasim vardı. Futbolda no name'di. Futbolu da iyi bir seyirciydi ama hayatta futbol yorumculuğu deneyimi yoktu. Ama tekrar söylüyorum. Kendi adıma konuşuyorum ve Rasim adına. Hiç kimse o gün bu işin kumpas olduğunu bilmiyordu. Bilse MİT bilir. Bilse jandarma istihbarat bilir, genelkurmay istihbarat bilir. Beyaz dolu gibi o dönem denk geldi. Ben nereden biliyorum? Şimdi taraftan geldi. Taraf gazetesi. Bilmiyorum ben taraf gazetesi yazılmıyor. O sıra sabahtaydım. Yani ben Ağustos... Tarafta çalışmadınız mı hiç? Tarafta tabii çalıştım. Sayın Başkan. Şunu söyleyeyim bir dakika. Ben onu rahmetli Mehmet Ali Birant'ın birkaç 32. gün tabii programında izledim. Baktım ki ekran elektriği var. Bu bana yarar. Bize yarar dedim programa. Ve ondan sonra zaten seversiniz sevmezsiniz. Tabii. Özellikle Z kuşağının hayran olduğu değişik bir adam çıktı ortaya 10 yılda. Ali Bey çocuklar gibi. İguana gibi ya. Kertenkeleyken İguana gibi bir şey oldu. Ama aşkım siz hiç bak. Sizin çocuklar da beni seviyor. Ben artık evet. Şimdi, ama 2011 Ağustos'ta ben sabah tek tek şey yapalım. Tamam buyurun. Şimdi niye Rasim Bey'in bizler önünde farklı bir yeri var? Yani olumsuz anlamda söylüyorum. Sanki... Bu işte seçilmiş sözcülerden biriydi. Ne demek istiyorum? Mesela böyle alelacele bir kitap çıkartıldı polisler. Ne şike bitti ne sevda mıydı öyle bir şeydi galiba. Tam bizim davanın görülmesinden önce böyle. Ve bu işin lansmanı yapan, sözcüsü olan kişilerden biri Rasim Bey'di. İki muhabir yazdı onu başkan, ben yazmadım o kitabı. Hayır. Ha. Şimdi bakın bu terör örgütünün yapısı nasıl? Devlet içine çökmüş. Evet, evet. Dışarıda evet. Kendi adamları var. O örgütte biz bitirdik sonra başkan 2013-16 arası. Medyası var. Algıları yaratıyor. Polisiyle, savcısıyla, hakimiyle üstüne gidiyor. Doğru. İnsanları yerle bir ediyor. Masumiyet karinesi bizim davada olduğu gibi Ergenekon, Balyoz hepsinde o yerle bir. Hepsi aynı. Doğru. Çoluğun çocuğun kulak yiyor. İntihar edenler oluyor, hastalanlar oluyor. Ben söyledim o zaman hataydı değil.
Şimdi bunu söylediyseniz... Yok canım asla değil. Hayır, tamamen hatayda demiyorum yani. Ben çok yatlıyorum onu ama ben şimdi buna çalışırken sözcüsü olduğunuzu tespit ettim. Ben bilmiyordum o zaman. Adamlar bir alelacele yazılmış bir kitap yazdılar işte davayla ilgili. Ve herkes susacak, emniyetçiler konuşacak diyorsunuz siz televizyonda. Evet. Ne, o kitabı okuyup mu dediniz bilmiyorum. Ama aslında bu işe, bu adamlara, bu sisteme, bu örgüte sempatiyle bakmayan ve bakan birinin sahipleri, hareketleri, adımları, söylemleri içindeyiz. Olabilir, sempatik olarak bakmış olabilirsin. Değil başkan, öyle bir şey bitireyim, yok. Bir bitireyim. Siz bitirin, cevap vereceğim. Önemli bitirin, bir daha şey. Çok var çünkü. Şimdi... O öyle. Şimdi bir de gizlilik vardı dosyada. Masumiyet karinesi yerle bir oldu, onu geçiyorum. Bir de gizlilik. Her gün tapeler servis ediliyor. Ve ne hikmetse en çok servis edilen kişilerden biri de beyefendiydi. Mehmet Baransu'ydu biri. Tanışıyor musunuz o adamla? Mehmet Baransu'yla iyi tanışırım. Belki gazeteden dolayı. Orada tanışırım ama ben Mehmet Baransu bugün içerideyse bizler sayesinde başka. Bugün sizi mahveden savcılar içerideyse Mehmet Berk bizim sayemiz. Nasıl oluyor? Siz kimsiniz? Şöyle başkan. 2013'e kadar ben söyleyeceğim şöyle. Ben 2013-16 arası bu Fethullahçı terör örgütünü bitiren en önemli 20 kişiden biriyim. Nasıl? Nasıl ki o dönem medyada söylediniz. FETÖ'nün bitirilmesi de başta bir medya operasyonu. Yani medyada onların bütün bu Türkiye'ye zebellah gibi çökmesinin algısını terse çeviren, ben o dönem medyada orkestra şefi gibiydim. Bazı arkadaşlarım ismini veremem. Onların yazılarında ben yazardım, destek olurdum. Onlarda çok Fenerbahçeliler var. 3 Temmuz'un terse çevrilmesinde de, yani ben orada bunu ilk defa söylüyorum. 3 Temmuz'da bunu yaptım ama terse çevrilmesinde de çok işler yaptım. 2013-16 arası. Şimdi 3 Temmuz bir medya şeyi olarak. 3 Temmuz özelinde konuşmayalım. Evet. Büyük resme bakalım. Evet. Bütün davalar özelinde bu adamların yerleşmesinde de en büyük aracılardan biri de sizdiniz. Şöyle ya, ben bir yaşım yetmez başka. Ben 81 doğumluyum. Yani bu kadar sirayet etmelerinde, güçlü olmalarında. Şöyle başkan, dur şöyle. Bir cevap vereyim. Yalnız o gün o kadar çok derler ki hani bir laf vardır. İtiziyle atıcı birbirine karışır. Peki ya şu anda kumpas örgüt içinde. Şu anda bir kısmı firari, bir kısmı tutuklu. Belki de hükümlü. Tabii canım, tabii ki. O savcılarla Sayın Aziz Yıldırım defalarca topu oynadı canım, bir. Kankaydı. İşkembeci'de tabii gece canım. Saat 1'de işkembeci'de ben çok yakın televizyonlarda gördüm. Çok daha önemli bir şey var. Bu işin mağduru Aziz Yıldırım cezaevinden çıktı birkaç sene sonra. CNN Türk'te... Tabii, cemaat değil bize bunu yapardı. CNN Türk'te sanıyorum Ahmet Hakan Soy dedi 2014. Ki size bunu Fethullah Gülen cemaati mi yaptı? O yaptı diyemem dediğini kulaklarımla diyor. Başkan çünkü orada şu vardı. Onun için diyorum. Bak ben orada rahmetli Mustafa Koç'u da överek bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey, tarihsel şeyi anlatıyorsunuz. 2013-16 arası Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle Fethullahçı terör örgütünün kafa kafaya kavga ettiği bir dönemdi. Ve maalesef o dönem Aziz Yıldırım taraf tutmak, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana olmak istemedi. Cemaate karşı cemaat yapmış mı bilemem, ortada durdu. En son aşamada devletten yana tavır aldı. Yasin Bey, orada bak Yasin Mustafa Koç da rahmetli babanız. Aziz Yıldırım'ın ağzını alırken bu şekilde bir bismillah çekin. Abi, terbiyesizlik yapıyorsunuz. Terbiyesizlik adam yapmıyorum. Bir sene hapiste yatmış. Yattı. Hayır. Bir saniye. Bak şimdi bir saniye. Ben 15-14'ten başka yere gitmesin bu iş. Öyle kolay değil bu iş. Ona salla, buna salla. Ondan sonra işine geldi mi? Hiç alakası olmayanlara salla. Ne demek ya? Aziz Yıldırım devletin yanında değildi. Ne ya yanındayım. Başka cemaat yaptı diyemem diye 2014'te söyledik. O zaman terör örgütünün en dibinde sensin kardeşim. 2014'te o söyledi. Ne konuşuyorsun ya Aziz Yıldırım hakkında ya öyle? Ya başka yapma. Aziz Yıldırım benim üzerimden barışacaksın. Buyurun barışın. Memleketinden gidiyor dedi. Ne şikesi dedi. Hayır doğru da o başına geldikten sonra. Bence bak sonra, bu program bitene kadar başka, Aziz Yıldırım'ın başına ismini geldikten ağzına alma. Sonra. Bak Aziz Yıldırım ismini alma. Burada ya değil. Mi? Cevap da veremez. Tamam buyurun. Hayır, şimdi burada şov yapmıyoruz. İşin magazin tarafında da değiliz. Bir kendine gel. Efendim? Tamam, bir kendine gel lütfen. Başka ama şimdi, sen de bak ben siz nezaketli davranıyorum. Ben bir bitireyim. Nezaketli davranıyorum. Bir bitireyim. Siz de biraz artık yani yavaş yani abartıyorsunuz. Ben burada hoca söyledi diye söyledim. Aziz Yıldırım terör örgütünün yanında devrilir değilsen dersen böyle cevap alırsın. Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak isteniyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı.
O dönem Fethullah Gülen kazasını istediler. Tek o değil. Bütün bırak İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazasını istedi. Yapmayınız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar. Sabun gibisin abi. Evet. Sabun 15'te de yanaydılar. 16-15 Temmuz'dan sonra döndüler. Bu mücadeleyi biz verdik. Ben bakın sizde 6 Mart 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'la program yaptım. Barzani o zaman Koç ailesiyle gezi olaylarındaki olayların aralık kötüydü. Ben nezaketli bir insanım. Hatırlatmıyorum. Bana binlerce mesaj geliyor. Hatırlatmıyorum. Doğru da bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ben sizin Türkiye'ye katkı sağlayan önemli bir aile olduğunuza inanıyorum. Buna inanmasam da söylerim. Ben popülist değilim. Ve orada ben sormuştum. Barzani Mustafa Koç'la Tayyip Bey yan yana getirmişti ve Koç ailesi 6 Mart 2014 ATV yayınladı. Bunun FETÖ ile alakası var. Hayır yani orada bir şey oluşmuştu aranızda yeniden. Ya bak bir şey söyleyeceğim. FETÖ dediğim şimdi, şu. Şimdi, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alınmadı. AK Parti'nin önemli bir kısmı yer almadı. Bizler yer aldık. Bizler savaştık. 15'te ya savaştık. Sen orada da yer aldın, burada da yer aldın. Hayır. Ya. 13'e kadar askeri vesayeti çökertilmesi için sen beraber... heykelini dikmek istiyorsun doğru, kardeşim. Burada sözlemlerin var senin. 2010'da doğru. Sen onu diyeceksin. Ama ben 2010'da öyle. Hocam. Başka iyi de Fethullah Gülen'le de Mustafa Koç rahmetli konuşmadı mı? Ananas derli ananas. Biz neler söylendi? Fethullah Gülen'le Koç Holding'in ilişkileri var. Çünkü çok güçlüydü. Ne ilişkileri ben varmış? Ne ilişkileri varmış? Ya Mustafa Koç'un röportajı bütün... var Cansu Çamlıbeler rahmetlinin. Ben bunu tehdit etmek için söylemiyorum. Ya sizin bütün bir dönemi cenahatın... analiz edelim diye söylüyorum Ali Bey. Bak bir şey söyleyeceğim. Dürüst olalım. Burada popülizm. Fenerbahçe taraftarının önünde bir beni buyurun yapın. Ben sizin için bu içi dışı mi? Bir adam olmanızı seviyorum. Bitti ama yapmayın. Mi? Ben de böyle bir adamım. Yani, nasıl bir adamsın? Ben de içi dışı bir adamım. Bunu söylüyorum size. Ben sizin mesela o cenazede karşılaştığımızda başkaları dedi ki ya ne nezaket sana. Hayır içi dışı bir söyle. Bana dediniz ya sana böğürme vazifesi ver. Benim hoşuma gitti. Espri güzel ama şimdi yapmayınız. 2013 öncesiyle ilgili buyurun bütün kanallar beni çağırsın. Ergenekon, Balyoz, 3'te hepsini hesaplaşalım. Hatalarımız vardır. Ama 2013'ten itibaren bu terör örgütü Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istedi. Hapse atmak istedi. Sülah ailesiyle beraber. Ve Türkiye Hakan Fidan'ı içeri atmak istedi. Bir şey başkanı Hakan Fidan'ı. Ve orada bizler direndik. Tamam keser misin? Maalesef birçok insan... Şimdi sen bir daha... Ekonu geçir. Bir daha benim ailemi de ismini ağzına alma. Hadi. Şimdi gerçekler. Gerçekler söyledik. Cumhurbaşkanımıza devlete göz dikiyorlarsa senin gibi adamlardan aldığı cesaretten bu noktaya geldi. Bunu da burada keselim. Hayır 2000 başkan bak. Senin o çok beğendiğin insanlar... Biz önce askeri vesayeti göçerttik. Sonra da FETÖ vesayetini göçerttik. Yapmayın. Tamam, ben yapmıyorum. Ben yine nezaketli davranıyorum. Yapmayın. Konu değişmiyor. Öyle kolay konu değişmiyor. Bir dakika. Bağırmayalım. Tamam. Bağıracak bir şey yok. Buyurun. Yok yok tamam. Hadi bak Rasim sus. Şimdi... İnsanlar geçmişte yaptıklarıyla söyledikleri bugün başları derde girebiliyor. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir. Ama en büyük o zaman cemaat deniyordu. Destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha da kötüsü kulak yendiği zaman sözcüsü. Bunu ne dersen de bu senin burandan... Başkan kulak yediklerimiz vardır. Bak burandan alnından çıkmayacak. Ne dersen de ne kadar tövbe edersen et. Nedir onlar yani? Biz tamam askeri vesayeti göçertmenin derdindeyiz. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Biz olmasa Galatasaray olamazdı edemezdi hayır, diye. Hayır ben da, orada bak onu da dürüstçe bak ben Galatasaray popülizmi yapsam. Siz şu an Fenerbahçe popülizmi yapıyorsunuz. Kongre üyesimsiniz. Galatasaray değilim asla da olmam. Galatasaray popülizmi yapsam... Ben bunu saklarım. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe açık ara öne geçmişti. Ve gerçekten Galatasaray ara kapatması zordu. Ben bunu dürüstçe söyleyen insanım. Siz belki Fenerbahçe başkanı olduğunuz için bahsedip söylemiyorsunuz. Fenerbahçe tarihinde şike yoktur, teşvik birim yoktur diyorsunuz. Ya bu da insanlar güler. Ben sizin mertliğinize ya olabilir bu Türk futbol kültürünün hastalığıydı. Herkes bunu yaptı demenizi beklerim. Türk futbol kültürünün hastalığıydı bu şike ve teşvik birimi. Vardı. O olayda da vardı. Allah'ın belası Fethullahçılar istismar etmek istedi. Aziz Yıldırım'ı yemek istediler.
Ama neticede bu şirket bu teşvik hep vardı. Beraber. Sen de varsın o grubun içinde. Ya tamam istiyordum. Doğru ben Aziz Yıldırım'a mesela. O zaman üzerine çok geldim. Haklısınız. Ben Türk futbolu Aziz Yıldırım'dan kurtulursa. Türk futbolu kurtulursa dedim. Gördüm ki herkes birer Aziz Yıldırım. Bak ben burada söylüyorum. Herkes birer Aziz Yıldırım Türk futbolunda. Onun için ben Aziz Yıldırım'a burada gerçekten orada haksızlık edildi. Ama Aziz Yıldırım hiçbir şey yapmadığı için falan filan değil. Türk futbol kültürünün içinde 17-25 Aralık operasyonunda, Ergenekon Balyoz operasyonunda hepsi usulen yanlıştır. İçinde bir şeyler bulmuştur Fethullahçı örgüt halkı ikna etmek için. Vardır da bunları uzun uzun konuşmak lazım. Ama mühim olan 15 Temmuz'da bu adamlar bittikten sonra şimdi konuşmak değil. O 2013'ün, 14'ün, 15'in, 16'ın arşivleri açık. Biz o zaman da konuşuyorduk. Fenerbahçe'den bahsetmiyorum. Hedef Fenerbahçe miydi? Biz Fenerbahçe'de o zaman da konuşuyorduk. Biz sokaklara döküldük yüz binlerce insan. Hayır, ama kendi hakkınız için. Başka ne için konuşuyorduk? Orada ama mesela bak cemaat mi yaptı bunu diyor. CNN'de yayın var 2014. Bir şey diyemem diyor. Çünkü o yani ara cemaat de kazanabilir. Tayyip Erdoğan da kazanabilir. Kim kazanırsa ona oynuyordu. Tek Aziz Yıldırım değil. Maalesef bütün İstanbul burjuvazisi. Hepsi. Kusura bakmayın Ali Bey. Sen ne yapıyordun? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında Fethullahçı terör örgütünü göçertmekle meşguldüm. Bizler yaptık bunu. Ah oh, ne güzel yücel sonra göçert. 17 Aralık'tan sonra bizler bu mücadeleyi verdik. 17 Aralık öncesi için bütün eleştirilere hazırım. Bütün tenkitlere hazırım. Yüzleşmeye, hesaplaşmaya hazırım. Ama başkan adaletli olun. Çok Allah aşkına adaletli olun. Lütfen. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Tamam ben zaten inkar ediyorum. Yanlıştan da dönülebilir. Yanlıştan da dönülebilir. Ama öyle yüzelteceksin. En önemli ayağı medya mıydı bu işin? Sen de onlardan biri miydin kardeşim? Hayır başkan. Ondan sonra da... Hangi medya? 3 Temmuz gibi söylüyorsun. Genel Ergenekon, Balyoz hepsinde vardı. Başkan, 3 başkan bak. Evet hocam size gelemedik. Kusura bakmayın. Buyurun bekliyorum. Başkan ben yani senin 2018'de... Ona da söyleyeyim. Konular, 2018'de Aziz Yıldırım... Böğürmeye bir yerlerden, bir yerlerden destek oldu. Alırken ben Ali Koç'a haksızlık ediliyor diyen adamım. Aziz Yıldırım'ı Aziz Yıldırım destekleniyordu size karşı. Ben orada da Ali Koç'a haksızlık ediliyor diyen taraftandım. Evet. Yapmayın etmeyin. Gergin hassas bir konu olduğu için biraz gerildik. Gir devreye. Şimdi soru yok mu?